Gelinen nokta da çok güzel bu arada. Ligin ilk devresinde hatta ara transfer döneminde konuştuğumuz neydi? Masuaku'nun gönderilmesi ki bir sol bek süreci de yaşandı yani. Orada sol beklerle görüşüldü vesaire. Belki de Masuaku o günkü şartlar oluşsaydı takımda kalmayacaktı. Ama sonra performansıyla birlikte o sözleşmeyi aldı. Trabzonspor maçında 11'de sahaya çıktığı takdirde artık 3 yıllık Beşiktaş'ın öncüsü olacak. Şimdi o oyunculardan bir tanesi de Nathan Redmond'tu. Tatmin etmemişti Ocak ayına kadar performansı. Valerian İsmail döneminde ne gol ne asist katkısı vardı. Bir tane dahi yoktu. Ve o da sezon sonu itibariyle artık kontrat verilmesi planlanmayan oyuncular arasında yazdırmıştı adını. Ama öyle bir açıldı ki, ya öyle bir toparladı ki kendisini. Özellikle de bunu kanatta değil başlangıç itibariyle forvet arkasında yardımcı forvet gibi oynadığında başlattı. Kayserispor maçını çözen oyuncuydu. Yani gelinen noktada 5 gol 6 asist olması gerekiyor. Kupa dahil olmak üzere. Doğru. Kupa dahil 5 5 gol gol 6 6 asist. asist olması gerekiyor ki Valerian İsmail döneminde Ligde son hiç yok. 3 maç 3 gol 3 asist. Tabii Ve 3 asistin tamamı ligin Fenerbahçe ilk maçı. 11 haftasındaki dönemde hiç yok zaten. Şimdi son 3 maçta zaten iyice performansı tavan yaptı. Derbide bir özgüven kazandı ama zaten o özgüvenli oyununu hissettiriyordu bize. Ancak hem kanat hem sağ kanat, hem sol kanat, hem forvet arkası. Üç mevkide de oynayabilen oyuncu. Şimdi burada Beşiktaş yönetimi Bir elbette... son dakikamız var. Çok kısa bahsetmem gerekiyor. Kızıl Yıldız Fenerbahçe Beko'yu 91-89 mağlup etti. Temsilcimiz playoff için rakiplerini alacağı sonuçları bekleyecek. Olympiakos evinde Baskonya ile karşı karşıya geliyor. Olympiakos son periyoda girilirken 11 sayıyla önde. Eğer Yunan ekibi kazanırsa Fenerbahçe bir kazaya uğramamış olacak. Playoff biletini cebine koyacak. Baskonya bir geri dönüş yaparsa o zaman bir problem söz konusu olabilir. İşler karışacak. Žalgiris Kaunas'ın alacağı neticeyi beklememiz gerekecek. Dileyelim ki Olympiakos Baskonya karşısında 11 sayıdan maçı vermesin ve başka maçları artık takip etmeye gerek kalmasın. Fenerbahçe adını playofflara yazdırsın. Temennimiz bu yönde. Sarı lacivertliler Belgrad'da 2 sayı farkla rakibine mağlup oldu. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Devam edebiliriz. Redmond özelinde ama ilk 11 ama rotasyon çok kıymetli. Burada hiç yedek kulübesinde kalmayı bazen sorun eden futbolcular olur. O tiplemelerden asla değil. Bunu hissettiriyor ve beyanatlarında da bunu alıyoruz o mesajı. Ve özverisini her dakika göster. Sahada bulunduğu 10 dakikada sahada kalsa, 15 dakikada kalsa hep o özveriyi gösteriyor. Ve çeşitli rollerde oynaması benim için de çok kıymetli. Yani bazı oyuncular itibariyle ben çok sevmem böyle tek sabit bir mevkinin oyuncusunu. Böyle çeşitlilik kazandıran oyuncuları daha çok sevdim. Ve ama tabii ki çeşitlilik derken şimdi Muleka mesela bir santrafor kanatta oynuyor diye bakmıyorum oluyor. Çünkü kanatta bir performans vermiyor. Redmond her oynadığı mevkide bu performansı üretti. Yeni Necip, yerli Necip. Redmond için mi? Yani 3 ayrı mevki. Şöyle ben çok kendisiyle daha röportaj yetenekli ama yapmıştım. Tabii tabii Antalya'da, ben şaka yapıyorum. Ben kampta röportaj yapmıştım kendisiyle. Ben sormuştum sağ kanat, sol kanat. Hani mevki olarak nerede rahat hissediyor? Çünkü farklı yerlerde izledik. Ben alt yaş kategorilerinde ilk oynadığımda forvet oynuyordum demişti. Yani santrafor oynadım. Bu arada ikinci forvet olarak da çok oynadı. 4-4-2 sisteminde önde. Forvet oynadım, kanat oynadım. Her iki kanadı da oynadım. Ya ben hepsini oynayabilirim hücum bölgesinde demişti. Ki bunu gösteriyor. Yani sistemi de değiştirebiliyor size. Bugün Beşiktaş 3 merkezli oynarken Redmond'la birlikte 2 merkez bir forvet arkası oyuncusu olarak sistem değiştiriyor. Daha hücum gücünün daha etkin olduğunu görüyoruz ki. Çünkü Gedson, Salih, Amir'le birlikte hücumda biraz zayıf kalıyorlardı. Kanatların performansına indiriyorsunuz oyunu. Bir de Gezal'ı mı keseceksiniz, Cenk'i mi keseceksiniz denklemi de burada bozuldu. Merkezde çünkü çok fazla oyun açısından böyle bir şey vaat etmeyen performans özelinde son haftalarda Gedson yedek kulübesine geçmişti. Orada da bir rahatlık oldu Şenol Hoca'ya. Şimdi devam edilmek isteniyor. Çünkü tam Şenol Hoca'nın isteyeceği oyunculardan. Hep dikine düşünüyor oyunu. Yani benim en sevdiğim yönü oyunu sürekli olarak karşı rakip kaleye doğru düşünüyor. Sağa sola yan pas özelinde değil. Ve yani yıpratıcı bir oyuncu. Şimdi burada Şenol Hoca'nın ister ilk 11 oyuncusu olsun, ister 12. 13. oyuncusu olsun. Beşiktaş adına kıymet verebilecek bir yetenek var ortada. Ve skor katkısı da muazzam oldu son dönemde. Tabii burada Beşiktaş'ın isteği var devam etme yönünde ama tabii ki Southampton'dan 700 bin euro alıyor. Orada sözleşmesini feshedip gelirken bir anlaşma yaptık. 700 bin eurosunu oradan alıyor, 1,5 milyon eurosunu Beşiktaş'tan alıyor. Beşiktaş 2 milyon 200 bin euroya çıkacağını düşünmüyorum açıkçası.
Yani 1.5, 1.600, 1.700 o bantlarda teklif yapar. 29 yaşında. Yani gelecek ama Southampton'da sözleşmesi devam etmiyor. Yok, etmiyor. Oradan anlaşma maaşı, gereği 700 bin farkı alıyor oradan sadece. Tamam. Zaten ya yeni sezon için artık başka rakamlar üstüne de konuşmak lazım. Tam şöyle, son aldığı para üzerinden Southampton'a öyle ama şimdi oraya geliyorum. Bu performansıyla birlikte yani belki İngiltere'nin gedikli takımları değil ama Championship'ten yukarıya çıkan ve hani Bournemouth gibi takımların ilgisini çekmiş durumda zaten. Burnley, Bournemouth şu an Redmond'da ilgilenen Brentford da var bu arada. Bütün Bailey takımlar yani. Ya evet. Brentford'da oynama ihtimali yok ya. Ya şu sezon sonu çok itibariyle zor yani. Mbembo, İdari menajer konuştu. Hani kenardan gelen oyuncular var, birçok kanat oyuncusu. Böyle takip ediyor. Tabii. 2-3 tane kulüp var yani Redmond'la ilgili ki bu sadece İngiltere tarafı. Ve kendisinin de açıkçası evet Beşiktaş'ta kalmaya gönüllü. Zaten bunu Sayın Ahmet Nurçevi de ifade etti takımda kalmak istiyor diye ama ben diğer teklifleri de görmek isteyeceğini düşünüyorum açıkçası. Çok kısa süre içerisinde Redmond'da bir yeni sözleşme gelir mi? Ben çok ihtimal vermiyorum. Biraz sezon sonuna doğru belli olur. Bu arada yani ne kadar ihtimal yok onu da söyleyeyim. Keen Lewis Potter ve Damsgaard da var. Onları kullanmıyorlar. İkisine toplam 30 milyon euro verdiler. Bunlar da kanat oyuncusu. Ben eldekileri kullandıklarını söyledim. Yani zor Brentford işi de. Bir de sanki sen finansal durumdan bahsederken şunu da göz önünde bulundurmak gerekebilir. Onun yerini dolduracak oyuncu için ya bonservis ya kiralama bedeli de ödeyeceğiz. Evet. Şimdi hesabı da öyle yapmak daha faydalı olabilir Beşiktaş yönetimi adına. Belki maaşı biraz yüksek tutup eldeki oyuncuyu 2 senelik bir sözleşmeyle tutup ondan o maksimum verimi almak, riske girip bonservis ya da kiralama bedeli ödeyerek bir hayal kırıklığı riskine girmekten daha mantıklı olabilir. Hani 1.700'ü değil 2.200'ü verip bonservisten ya da kiralama bedelinden kurtulursun. Ben tek başına maaş özelinde de sorun, ya tek başına maaş olacağını düşünmüyorum. Temelde bu sözleşme görüşmelerinin uzanmasının. O biraz da kariyerinde ilk kez İngiltere dışına çıkmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Birmingham, Norwich, işte Southampton'da oynadı. Tüm kariyeri İngiltere'de geçti. İlk kez bir deneyim yaşadı ki kendisi adına belki iyi başlamadı ama iyi devam eden bir süreç var. Sezon sonu itibariyle gelebilecek olası teklifleri bence orada bir değerlendirmek isteyecektir. Yani evet Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Yani gönüllü Beşiktaş'ta kalmayı ama sonuç itibariyle acaba nereden teklif alırım diye her oyuncu düşünür. Doğru. Çünkü kariyerinde 11 yılını profesyonel anlamda İngiltere'de geçirdi. Tabii ki üst seviyede futbol oynadı yıllarca. Kalmalı mı Beşiktaş'ta ya da Beşiktaş onu tutmalı mı? Tutmalı. Şunu söylemek isterim. Yani sezon başı diyeyim veya sezonun ortaları gerek Masuaku gerekse Redmond'un performans itibariyle beklenenin çok gerisinde olduğu dönemler bazen kendimden şüphe ediyordum. Yani oyunculara bakıyorum tamam performansları iyi değil ama bunlar oyuncu, bunlar futbolcu, potansiyelleri yüksek. Hani bunlara dokunduğun zaman çok başka şey çıkabilir ortaya. Zaten kariyerleri de ortada. Topla ilişkisine bakıyorsun mesela Masuaku klasında, Masuaku özelinde bir bek bulmak kolay değil. Hani bizim yetiştirdiğimiz öyle bekler yok. Adam çok soğukkanlı, adam kendinden çok emin. Topu aldığı zaman ne yapacağını çok çok iyi biliyor. Duran top kullanıyor çok iyi. Her şeyi yapıyor. Yani tıpkı bir oyun kurucu gibi, bir regista gibi zaman zaman öyle rol alıyor, devreye giriyor, sorumluluk alıyor. Performansı kötü. Şimdi bu bakış açımızı da biraz revize etmemiz lazım. Ne oluyor? Redmond iyi performans gösterdi. Hemen peşinden koşmaya başlıyoruz sözleşmeyi yenileyelim diye. Zaten böyle süreçlerde yenilenen sözleşmeler sizin aleyhinize oluyor. Biraz da bazen performanstan önce potansiyele yatırım yapmak lazım. Potansiyeli görün. O potansiyelden performans çıkaramamak o yönetimin ve teknik heyetin problemidir. Öyle de bakmak lazım. Bunu söylemek istedim öncelikle. Yani Beşiktaş'taki oyuncular Redmond olsun, Masuaku olsun. Bunlar çok çok iyi oyuncular. Delali zaten çok başka bir oyuncu ama olmadı mesela. Onda da ısrar edilmesi bence çok, çok doğru bir şeydi. Yani en az bu kadar ısrar edilmedi. Bu arada hala ısrar ediliyor. Belki kaçırdın. Edilsin. Ben olsam hala ısrar ederim. Ben çok şaşkınım. Peki başkan mı ısrar ediyor, hoca mı ısrar ediyor? Sayın Ahmet Nurçevi açıklamada bulundu geçen gün. Ceyhun Kazancı'ya talimat verdim. Eğer bonservisiz olacaksa bir şans daha hak ediyor dedi. Bir şans daha hak ediyor. Bir sezon daha oynasın. Peki hoca mı istiyor, başkan mı istiyor?
Ben kimin istediğini bilmiyorum. Ben de sanki çocuğum. Başkan istiyormuş gibi geliyor bana. Çok iyi çocuk. Ben almak hala, bir sene daha sözleşme almayı hak etmek ben sezon sonuna geliyorum. Kadar ısrar edilmesi taraftarıyım. Sezon Delali sonuna kadar. Tabii ısrar ed yani ısrar edersiniz. Katılmıyorum. Hayır olabilir. Abi, Delali yani sana muhalefet etmek için söylemiyorum bunu. Bunu herhangi bir takım, herhangi bir teknik direktör, dünyadaki herhangi bir futbol organizasyonu olsun. Delali'yi geri futbola döndürmek imkansız. O kadar. Hayır, senin her şeyine... Bu sezon futbol oynaması çok güzel. Senin her şeyine katılırım. Ben de çok iyi çocuğum. Senin her şeyine katılırım ama buna katılmam. Ben sana söyleyeyim. O zaman çok, çok fantastik düşündüğümü kabul edin. Şöyle diyelim. Israr ettiniz olmadı. Delali'nin Türkiye'deki savuncusu oldun. Kaybedeceğiniz bir şey yok. Zaten kaybetmişsiniz. Ama kazanırsanız kazanacağınız çok ama şey ama kaybedeceğiniz mesela onun yerine ve süre verilecek bir Kerem Atakan'ı kaybedebilirsiniz. Kastettiğim o değil. Zaman zaman dakika verirsiniz. Bir gün devreye çıkar bakarsınız. Bir maçta devreye çıkar. Yani ortaya çıkar. Zor bence. Olabilir. Yani bir maç olur. Atıyorum son 30'da oynatırsınız ki bu belki ilken... çok düşük bir maliyet olursa. Hani başka dünyada hiç zaten isteyen cebinden para senin söylediğin gibi bir şöyle tane maçı var. Haksız etmiyorum. Alanya maçı. Kendi para vermesi lazım. Bence de öyle de. Ha işin o maliyet tarafına Yıldız diye getirdin şimdi yani maliyeti hani, düşük nasıl alabiliriz peşiniz? Hani ihtimaller üzerinden yürünmez ama yani şu, aslında üzüldüğüm bir şeyi söylemeye çalışıyorum. Yok, yani öyle bir potansiyelin olmaması. Ama çocuk üzgün ama diye abi, senin gibi yani binlerce kişi İngiltere'de bu konuşmayı yani çok üzüldüm diye başlayarak yapmıştır. Yani adamın Google'da en çok aratılan, YouTube'da pardon ama, en çok aratılan şey Delali'ye ne oldu başlıyor. Ama çok söyleyeyim iyi. Delali senin kadar üzgün değil. Onu net bir şekilde dile getirelim. Evet. Adam yani, hayatını yaşıyor ki gerçekten Beşiktaş'ta da çok sıkıntılı bir süreç oldu. İki senedir yıldız diye anılan futbolcuların yıldızlık özelliğini kaybedip gerçekten yok oluşlarını görebiliyoruz.